Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ma ba'd. Kıymetli FM TV izleyenlerimiz, hepiniz programımıza, ailemize, İnciler programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rabbim cümlemizin yuvalarını huzur, mutluluk yuvası eylesin. Cümlemizin çocuklarının nesillerini hayırlı anne baba sözü dinleyen dinine, vatanına, milletine, ana babasına hayırlı evlatlar, hayırlı nesillere dahil eylesin inşallah. Hemen sizden gelen soru ve önerilerinize geçmeden, cevaplara başlamadan önce ben iletişim adreslerimizi ve sizden gelecek olan soruları almak üzere hemen ben iletişim adreslerimizi vermek istiyorum. 0216 488 0488 numaralı telefonumuzdan bizi arayarak ya da mesaj göndererek soru, cevap ve önerilerinizi bizlere ulaştırabilirsiniz kıymetli izleyenlerimiz. Ve aynı zamanda 0539 415 27 75 numaralı telefonumuzdan da bize WhatsApp üzerinden mesaj göndererek sorularınızı, görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlere ulaştırabilirsiniz kıymetli izleyenlerimiz. Evet, hemen ben telefonuma bakıyorum ve gelen mesajlarla birlikte sizlerin sorularına cevap veriyorum. Evet, selamun aleyküm hocam. Allah sizden razı olsun. Sizin bu programlarınızla birlikte faydalanıyoruz ve dini bilgilerimizi artırıyoruz. Ancak benim sorum şu, saygıdeğer hocam, öncelikle tam olarak benim içinde bulunduğum konu ile alakalı konuşmalarınız benim içime, yüreğime su serpiyor. Sormak istiyorum size. Benim ciddi düşündüğüm bir erkekle irtibatı içki bağımlılığı yüzünden kestim. Çok sabır gösterdim değişmesi için. Yumuşak sözlerle uyardım. Sevdiğim ve ciddi düşündüğüm için yargılayıp pes etmek istemedim. Fakat o beni değil, İçkiyi tercih ettiği için konuşmayı kestim. Onun için dua ediyorum. Acaba duam onun için kabul olur mu? Demiş. Evet, bu kardeşimiz doğru olanı yapmış. Yani işin başında daha karar verme, birbirlerini tanıma veyahut da efendim yuvayı kuracak olan kişilerin birbirleriyle alakalı, yani beklenti içinde hangi benim istediğim model eş, erkek, kadın şöyle olmalı veya benim kuracağım yuvadaki ideallerim, hayallerim bu diye bunları ortaya koyup evliliğe dair, kurulacak olan yuvaya dair konuşulma arefesinde olması gereken, o yuvaya dair olması gereken ya da olmaması gereken şeyleri konuşulurken daha işin başında o yuvada içkinin olması, yani hangi haneye, hangi yuvaya, eve o kötülüklerin anası olan içki girerse, işte o evden, o haneden, o yuvadan bereketi giderir. O evi, o haneyi artık şerlerin menbaı, hazinesi, şer hazinesi haline getirir. Nedim mahzeni, şer mahzeni diyelim ona, hazine demeyelim çünkü hazine güzelliklerin güzel bir anlam çağrıştırıyor. Şer mahzeni haline getirir. Çünkü orada içki içilen yerde, evde bereket olmaz, huzur olmaz, ondan sonra mutluluk olmaz. Mevla Teala'nın gazabı o eve celbeder. Rahmeti celbetmez, melekler o evde bulunmaz. Dolayısıyla böyle, yani Allah ve Resulü'nün haram kılmış olduğu bir husus kimde varsa orada o kimsede veya o hanede huzur, mutluluk, bereket olmaz. Dolayısıyla doğru bir karar vermiş. İşin başında, daha karar verme aşamasında ya içkiyi terk edersin, beni tercih edersin ya da içkiyi tercih eder, beni terk edersin denklemine işi getirmesi güzel bir şey. Yani zaten evliliğin başında insanlar birbirleri hakkında fedakarlık yapacaksalar, kendileri birbirleriyle alakalı bir adım atacaksalar baştan bunu ortaya koymalar lazım. Daha sonradan, yani yaparız, ederiz, ondan sonra bakarız diye ipe un sermeye başladıkları an
Bir de köprüyü geçtikten sonra artık bundan sonra geçmiş olsun demek düşer. O yüzden dua tabi edilir. Yani bu kardeşimizin günahlarından vazgeçmesi için, ibadete yönelmesi için, eksiklerini tamamlaması için mümin mümine dua eder. Yani tanıyalım veya tanımayalım, özelde veya genelde ne yaparız? Birbirimize dua ederiz. İnşallah bu dualar bir an önce tahakkuk eder ve bu kardeşimizin de hidayetine vesile olur ve ne olur? Güzel bir yuva kurması inşallah ona da herkese de nasip olur. Hayırlı günler hocam. Benim o kadar sabretmeme rağmen bana, çocuklarıma, kocam bela ve lanet okuyor. İflah olmayın, ne bileyim artık diye aklı hayale gelmeyen her türlü bedduaları yapıyor. Kaç defa boşsun, boş ol diyor. 4 kızım var, 3'ü evli. Torunlarım bir tane de bekar kızım var. Belimden 2 kere ameliyat oldum. Sağlıklı biri değilim. Hamdolsun Rabbime. Bu durumda ne yapmalıyım? Beni aydınlatır mısınız? Demiş. Canı isterse konuşuyor. Çoğunlukla da küstürüp konuşmuyoruz. Karı kocalık durumumuz da yok. Sadece aynı evde, aynı evi otel gibi paylaşıyoruz. Elimden gelen diğer hizmetlerimi yapıyorum. Sorularımın cevabını verirseniz teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun demiş. Şimdi yani tabii ki evlilikte sabır, birbiriyle dayanışma çok önemli. Yani birden karşılık vermemek, teenniyle hareket etmek. Ama burada sabır tek taraflı olmayacak. Yani evliliği götüren şey, yürüten, yuvayı oluşturan şeyler, etkenler sadece kadının sabretmesi, sadece bir tarafın fedakarlıkta bulunup öteki tarafın gününü gün edip öteki tarafın karşının hiç hakkından, hukukundan anlamaması anlamına gelmez. Burada sabahtan akşama kadar bela ve lanet bana da çocuklarımı da okuyor. Ondan sonra boşuyor, boşadığının da farkında değil gibi ifadeler. Bir kere kaç defa boşsun demiş, boşamış, boşama kastıyla bunlar ne yapar? Evlilik bağını sonlandırır. Yani bir erkekle bir kadının arasında 3 tane bağ vardır. Birbiriyle evlilik bağını tutan. Bu bağlardan bir tanesiyle evlilik boşama yaptığında, bir tanesiyle boşadığında diğer 2 bağ, ip, urgan, halatla evlilik devam eder. Ama ikinciyi de, üçüncüyü de verdikten sonra artık birbirlerine yabancı olmuş olur. Dolayısıyla yani ortada işte çocuklarının olması, torunlarının olması insanların boşanamayacakları anlamına gelmez. Yani boşanmak yeni birbirini tanımayan evlilerin, yeni evlilerin işidir. İşte 10 sene, 20 sene, 30 sene geçtiği zaman bunlar artık ne yaparsa yapsın boşamalarına, boşanmalarına imkan yoktur diye bir kural yok. Allah-u Teala böyle bir kaide koymamış. Nitekim bu insanların da maslahatına, faydasına, yani böyle bu durum gerçekten zaruri bir durum varsa İslam bunun önünü, yani boşanmayla açılacak bir yol ise bunun önünü kapamamıştır. Ancak burada tabii ki canı isterse konuşması, konuşmaması, burada sorun evliliğin bitmiş olmasında. Yani bu evlilik zaten bitmiş, kafada bitmiş, gönülde bitmiş, beyinde bitmiş, fiiliyatta. Bir evde işte otel gibi kullanıyoruz. Sadece evi bir barınak olarak, sığınak olarak kullanıyoruz. Başka da bir şeyimiz yok diye beyan ediyor. Rabbim bu şekilde şeylerden korusun, muhafaza etsin. Yani şimdi evlilikler ölü doğan, ölü devam eden bir evlilik haline geliyor. O yüzden de yani evlilikler oluyor ama insanlar evliliklerinde ne yapıyorlar? Evlilik demeye 1000 şahit. Yani bir adı evlilik ama neticesinde içeriğine baktığımız zaman asla sağlıklı bir yuva değil. Zaten bu evlilik kocam beni defalarca boşadı diyor. Bitmiş bir evliliktir. Bunun yolu çıkarı Hanefi mezhebine göre yok. Ama tekrar iki taraf anlaşarak bir araya gelip evliliği devam ettirmek istiyorlarsa artık onun çaresine, fetvasına bakıp başka, yani Hanefi'de olmayan yolun Şafii'de
varsa çaresini ona bakacak, onunla alakalı fetvaları araştıracak falan. Uzun soluklu işler. Yani geçinmeyi bilmedim mi dışarıdan tesirlerle, dışarıdan böyle doldurma akıllarla, tabiri caizse doldurma akılla nereye kadar yürürsün? Yani başkasının aklıyla, tavsiyesiyle, tarifiyle ancak bu kadar bir huzur, mutluluk olur. Rabbim hepimizi böyle yanlışlardan muhafaza eylesin inşallah. Evet, selamun aleyküm hocam. Babam vefat etti. Ecel sebebi değişir mi? Bir de ölüm soğukluğu var mıdır? Babamın her şeyiyle ilgilenirken öleceği hafta babamdan uzaklaştım. Konuşmak istiyorum ama konuşamıyordum. Böyle bir şey olabilir mi? Yani şimdi babam vefat etti. Ecel sebebi değişir mi? Ecel sebebi değişik olabilir. Yani kiminin hastalık olur, kiminin kaza olur, kiminin işte eceli. Ecelinin sebebi değişmez. Şey, değişik olabilir. Ama ecelinin vakti değişmez. Yani Allah-u Teala bu adama ne kadar ömür tayin etmişse, kaç nefes alıp vereceğini beyan, tayin et, takdir etmişse o kadardır. Ama sebepler tabii ki biz bilmeyiz sebebinin, ölüm sebebinin kimin hangi şeyle öleceğini. Yani adam hasta yatağında, komada ölümü beklenir. O, onun ölüm sebebi o işte hastalıktan diye bakarken bir bakmışım başka bir sebepten ölebilir. Yani artık sayılı nefesleri kaldı, bu hastalıktan kalkamaz denilen hastalar iyileşiyor da çok olmayacak bir nedenle, olmayacak, hiç beklenmedik bir ölümle, bir sebeple ölebilir. Bunları Allah tabii ki nasıl takdir etmişse, kime ne yazmışsa onu Allah bilir. Ne zaman öleceğimizi, nerede öleceğimizi, hangi sebeplerle öleceğimizi, ecelimizin hangi sebeple geleceğini ancak Allah bilir. Ama sebepleri çok farklı, farklıdır tabii ki. Babam ölüm soğukluğu olur mu demiş. Ölüm soğukluğu, yani artık hissedilen, ölümü hissedilen bir kimseye, ölüme karşı da bir korku varsa, ölmeyi beklemiyor, istemiyorsa insan, ölümle çok uzak şeyi varsa, yani ölümü sanki bir yok oluş, son, bitiş, artık soğukluk olarak görüyorsa, ölecek kimseleri, ölmesi mukadder olan, takdir edilmiş, artık hazır, muhtazar dediğimiz olan kimseleri de gördükleri zaman ölüyü görmüş gibi hissedip bu hissiyata kapılabilirler. Yani böyle bir şey olabilir. Özellikle hani ölümcül ölümü beklenen hastalarla alakalı. Ama bunlar tabii ondan uzaklaşmaya sebep değildir. Bazı durumlarda var ki insanlar gerçekten, eğer ki herkes için değil tabii. Yani günahkar yaşamış bir kimse ölürken de yani ölümü eziyetli olan, ondan sonra ölümü ibret, gerçekten başkalarına ibret vesilesi olan kişiler olabilir mi? Ölüm şekli olabilir. Bundan dolayı da insanın ibret, ölümden, hani öldükten sonra alması gereken ibreti ölüm döşeğinde olan hastadan da insan alabilir. Ama işte uzaklaşmak, konuşmamak, işte orada zaten bir fayda, bir medet bekleyen hastaya karşı tutup da böyle trip yapmak, tabiri caizse, doğru bir şey değildir. Hocam, piknik yerinde bir bayanın pardesülü olarak ayakta namaz kılması caiz mi? Anlatırsanız, aydınlatırsanız sevinirim. Rabbimin selamı üzerinize olsun. Evet. Yani bir kadının tabii ki engelsizse, sorunu, rahatsızlığı yoksa namazlarını, kadın da olsun, erkek de olsun, ayakta kılmalı. Yani tutup ayakta kıyam farz nedir? Namazın farzlarından biridir. Ayakta durmak, kıraat etmek, rükûya gitmek, kıyam, kıraat, rükû, kıyamda durmak namazın erkanındandır. O yüzden ayakta durma şartı namazdayken lüzumsuz, yani zaruretsiz olarak terk edilemez. O yüzden ama ayakta durup namaz kılacaksa bayanların, özellikle böyle sahrada, açık yerlerde kılacaksa bir sütre arkasından ve görünmeyen tenha bir köşede, yani bir ağacın, bir çalılığın veya bir işte paravanın, neyse arkasından böyle bir yerde kılması dikkat çekicilik veyahut da şey bakımından uygun olan şekli budur. Yani oturup da kılacak diye bir şey yok. Ama bir kadının piknikte ister namaz kılarken olsun, ister
o dışarıdaki duruşunda olsun, erkeklerin, yabancıların, namahrem kimselerin görme durumu varsa, o zaman onun tutup da elbiseyle, yani normal ev içi elbisesiyle, aile efradına görünebileceği elbiselerle dışarıda bulunması caizdir. Ya şimdi biz pikniğe geldik, normalde çarşaf giyiyoruz ama, normalde abaya giyiyoruz ama, şimdi sahil kasabasında tatile geldik. Sahilde millet ne yapıyor? Mayolarla, bikinilerle denize giriyor. Biz de bari ne yapalım? Dış örtülerimizi atalım. Ondan sonra istediğimiz gibi yelkenler, fora burada bu makamda böyle götürüyor. Yani buraların şeyi, havası, suyu böyle işi arz ediyor falan deyip ortamına göre bir tesettür anlayışı. Yani işte Ege'de, Akdeniz'de veya Karadeniz sahillerine gidildiği zaman o sahil kesimlerinde o sıcak günlerde ya denize millet giriyor da çok açıldı da bizim de o çok açılanların yanında çok kapalı olma şeyimizi ortada buluşma mantığıyla hareket edelim. Çarşafımızı çıkaralım, pardösümüzü çıkaralım, işte abayemizi çıkaralım. Onlar zaten her şeyi çıkarmışlar tabiri caizse. Ama en azından ortak bir müşterekimiz olsun diye böyle bir anlayış olmaz. Böyle bir şey yok. Yani Müslüman denizin içinde de olsa, yani gemide de yaşasa, işte dağın başında da olsa, metropol şehrinin içinde, merkezinde de olsa, yabancı namahrem insanlara karşı bir kadın ne yapacak? Örtüsünü muhafaza edecek, tesettüründen taviz vermeyecek. Yani sen şimdi evinde gelen misafire karşı tamam, haremlik selamlığı uygula, dışarı çıkarken efendim ne yap? Çarşafını giy. Ama mahallende, kendi mahallende ne yap? Sokakta işte çarşafa gerek yok. Mantoya gerek yok. İşte apartmanda ne gerek var? Balkona çıkarken elim kolum açık kalmış ve gerdanın boynum açık gözükmüş ne fark eder? İşte veya pikniğe gittik, tatile gittik, yazlığa gittik, sahile gittik. Oralarda tabii oranın ortamına uygun davranmamız lazım. Oraya ayak uydurmam. Böyle şeyler yok. Böyle bu kalemin vari o istediği şekilde zamana göre, zemine göre kayganlaşan, oraya öyle, buraya böyle olabilen bir anlayış İslam'da yok. Yani Müslüman her halükarda Allah'ın emrini tutan adam demektir. Allah'ın emrine amade boyun eğen adam demektir. Yani bize işte yaşlılığımızda da, gençliğimizde de, çocukluğumuzda da, her zamanımızda, her anımızda ve mekanda biz İslam'ın emrini yerine getirmemiz lazım. Piknikte ayrı bir light Müslüman tabiri caizse, işte efendim bir sohbet meclisinde, camide, işte veya Allah'ın kelamının okunduğu meclislerde son derece titiz, düzenli, dikkatli. Sahile, tatile, pikniğe gidince hiç alakası olmayan, tanınamayacak bir kimse. Öyle bir şey olmaz. Bu caiz, asla caiz değildir. Yani Müslümanın her şeyine Allah karışır. Şimdi ne yapıyorlar bugün? Elbiseme, kıyafetime karışma diyor. Karışma. Öyle bir etkinlik düzenliyor bu feminist kadınlar. Yani dinden uzak, ölçüden uzak, ondan sonra yuları dizgini olmayan, tamamen kontrolsüz bir kadın hareketi, kontrolden uzak. Yani erkeklerin kendilerine hiçbir şey diyemeyecekleri, annelerinin, babalarının hiçbir şey diyemeyecekleri, demedikleri, kocalarının karışmadıkları, karıştırmadıkları kadınlar. Ne yapıyorlar? Kıyafetime karışıyor. Ya senin kıyafetine Allah karışacak, karışıyor. Peygamber karışıyor. Yani bir Müslüman kadının kendine karşı vazifelerinin en başında ne gelir? Giyim kuşam, görgü kurallarına uyması, görünüşünde dışarıda nasıl görünecek, dışarıda nasıl giyinecek bunlara Allah karışıyor, peygamber karışıyor ve nasıl olması gerektiğini Kur'an-ı Kerim bize tarif etmiş. Yani dışarı çıkacakları vakit bana karışamazsın öyle bir şey yok. Sana karışır, bana da karışır. Yani kadına karışan Allah haşa erkeğe karışmıyor mu? Erkeğe başıboş mu bırakmış? Erkeğe de karışıyor. Yani bu karışıyor demek tabii kaba tabir bu. Yani karışıyor demek. Allah bizi yaratan Allah bizim her şeyimizi tanzim edendir. Niye? Niye?
gene bizim lehimize, gene bizim menfaatimize ve faydamıza. Hem dünya hayrımıza, hem ahiret hayrımıza, menfaatimize. Yani nasıl yaşayacağımız, nasıl yiyeceğimiz, içeceğimiz, giyineceğimiz, gezeceğimiz, tozacağımız her şeyimize. 24 saatimizin her şeyine Rabbimiz karışır. Öyle bir şey, Allah'ı karıştırmayalım bu işe. Allah bizim giyimimize karışmasın, kıyafetimize bulaşmasın. Öyle bir şey yok. Ondan sonra her şeyle Allah senin sağından soluna mı döneceksin? Adımını tuvalete girerken sağ adımla mı, sol adımla mı gireceksin? Yemeğini yerken hangi elle yiyeceksin? Ondan sonra bunların her birine karışır. Yani Rabbimizin bize başıboş bıraktığımız hiçbir anımız yok. An, an diye tabir edilen bir anımız olamaz. Rabbimiz her şeyimize nedir? Karışır, her şeyimizin sahibidir. O yüzden dış kıyafeti nasıl olacak dendiği zaman bir Müslüman kadının giyim kuşamında da, görünüşünde de, davranışında da ve bütün işlerinde de insanlar arasında İslam onların seçkin olmasını, yani güzel seçilerek İslam'a uygun, peygamberin tarif ettiği, Allah'ın razı geldiği kıyafetler içinde olmasını erkeğe de, kadına da tavsiye etmiştir. Yani ta ki bu Müslüman işi ise, bu Müslümanın işi ise en güzelini yapmıştır densin. Yani bu bak altı şişhane, üstü tersane modeli örtülmemiş. Üstünde başörtüsü, ondan sonra kısa kollar, bilmem kolları bile sıfır kolla başörtülü bir kadın, sıfır kolla kot pantolonla, daracık şeylerle, üzerine yapışan elbiselerle. Ama işte efendim diyor ki ben başımı örttüm. Başörtüsü emrini tuttum. Başörtüsü emrini tuttum da neyi yerine getirdin? Yani sen bedenini podyumda mankenlik yapan kadınların, o hiç din iman tanımayan kimselerin bedenini sergilediği gibi kendini sergileyebilme anlayışınla birlikte başörtülü olman, ondan sonra güzelliğini, özelliğini ortaya koyman hiçbir şey ifade etmiyor. Yani bu tesettür anlamına gelmez. Tesettür İşte vücuduna yapışmış daracık elbiselerle, ince, şeffaf ve şehveti cezbeden elbiselerle, daha da hatta yani belki insan açık saçığı gördüğü zaman hiç, yani insan, çünkü nazar denilen şeyde, nazar ne var? İnsanın erkekten kadına, kadından erkeğe bakışlarında o şualar, göz ışınlarının birbirlerine karşı zararlı tesirleri var. Yabancı insanlar birbirlerine baktıkları zaman en başta kalplerindeki o iman nurunu, sonra gözlerindeki o iman ışıltısını ve yüzlerindeki o simalarındaki Müslüman simasını ne yapıyor? Karartmaya başlıyorlar. Yani o kalpleri bulanıyor, gözlerindeki o bakışların şeyiyle ve yabancı erkeklerin bakışları, tesirleri üzerinde olan kadınlar güzelliklerini, doğal güzelliklerini kaybeder. Erkekler de öyle. Yani doğal güzellikler. Allah'ın onlara gerçekten yaratılıştan bahşetmiş olduğu, o fıtratına koymuş olduğu güzellikleri kaybeder. O artık böyle doğada kendi halinde başıboş şey yapan, yaşayan varlıkların doğallığı gibi. Yani ne yapar? Artık çekiciliğini, insani cazibesini kaybeder hale gelebilir, Allah muhafaza. O yüzden İnsan yani başıboş yaratılmamıştır diyor Rabbimiz ayet-i kerimede. Başıboş yaratıldığınızı mı zannedersiniz? Başıboş değiliz. İlla bizim bir sahibimiz var, yaratıcımız var. Bizim hayrımıza, lehimize olan şeylerin neler olduğunu ne yapıyor? Bize Kur'an vasıtasıyla, peygamber vasıtasıyla bize bildirmiştir. O yüzden biz Rabbimizin emirlerini tutmak, yasaklarından kaçmak zorundayız. Evet, hocam bir Müslüman kadının kendine karşı vazifeleri dediniz. Bunlar nelerdir? Başlıca söyleyebilir misiniz demiş bir kardeşimiz. Yani bir Müslümanın tabii kendine karşı, önce Rabbine karşı vazifesi var. Rabbine karşı ona iman etmek, peygamberine karşı, Kur'an'ına karşı, annesine, babasına, topluma, kendine, çoluk çocuğuna karşı sorumlulukları, vazifeleri var. Kendine karşı olan vazifeleri, İnsanın nedir? Yani giyim kuşamında ne yapması? Tutup
Allah'ın razı olduğu, memnun olduğu şekilde giyinmesi, bedenine karşı olan sorumluluklarında yemesinde, içmesinde ölçülü olması, ondan sonra bu giyim kuşamını yaparken, yani bu benim tarzıma göre, benim hoşuma giden nefsime göre şeklinde bir ölçüyü değil, Allah'ın ölçüsüne, tarz değil, farz olan ölçüleri riayet ederek, Rabbinin rızasını gözeterek, onun gazabından çekinerek ne yapacak? Kendine bir yön çizecek. Yani en başta vazifem benim şimdi vücuduma karşı, bedenime karşı bir sorumluluğum var. Bu bedeni ayakta tutmam lazım. Bu bedeni yiyerek, içerek, sağlıklı kılarak ayakta tutmam lazım. Dışarı çıkacağım zaman üzerime Rabbimizin razı olduğu kıyafetleri giyerek, yabancılar görecekse onların işte onların karşısında nasıl giyinmem gerektiği, dış örtümüzü, örtülerini alarak çıksınlar buyurduğu, cilbaplarını alarak çıksınlar buyurduğu şekliyle çıkmam lazım diye şey yapması lazım. Yemesinde, içmesinde ölçülü olacak. Bedeni mesela sporlar yapacak, yürüme, koşma vesaire gibi veya bedeni ve elbiselerini temiz tutması, bedeninin beden temizliği, elbiselerinin temizliği, ağız ve diş sağlığının özen göstermesi, saçlarının bakımı, ondan sonra güzelliğine önem vermesi. Tabii bunları güzelliğini dışarıya karşı bir teşhircilik sergileme mantığıyla değil de kocasına, kendisini güzel görmek isteyen aile efradına karşı, yani kocasına karşı, çocuklarına karşı, onlara karşı o temiz, nezih aile, annesi veya hanımı olması gereken sorumlulukları. Kılık kıyafetinde ne yapacak? Gene böyle pejmürde değil de kocasına karşı olsun veya işte insanlara, misafirlere karşı. Onlar da eğer giyiyorsan, çarşafını bile giyiyorsan, çarşafı özenilecek bir hale. Bir tarafı sarkmış, öteki tarafı nerede, Anya'da, Konya'da olarak değil. Ya da efendim böyle yerleri süpürüp tozu toprağa katacak vaziyette değil. Yani seni gören o kıyafet gerçekten Müslüman kadının evinin içinde giydiği kıyafet de onun Müslüman nezaketine, nezafetine en uygun kıyafettir. Ve bundan ikrah edilmez, tiksinilmez dedirtmek lazım. Yani kaçınılacak vaziyette, ya ben olsam bunu böyle giymezdim, ben olsam böyle yapmazdım ve yapmam da zaten dedirtmemeli, özendirtmeli. Yani kadın eğer dış elbisesini giyiyorsa, çarşafını, tabii bu şu demek değil, yani hemen işin alternatif, yanlış alternatifleri o devreye giriyor. Ya işte dış elbise giyeceksek güzel gözükmesi lazım. Güzel gözükmesi demiyorum ben. Yani giydiğimiz elbise, eğer cübbe ise, şalvarsa, sarıksa, sakalsa veya işte efendim çarşafsa bayanlar için veya abaya ise neyse, onların yani ölçüleri tabii ki Rabbimizin razı olduğu şekilde bol olması, geniş olması, ondan sonra ince, şeffaf olmaması, vücut hatlarını yapışıp belli etmemesi vesaire, kafir kıyafetine yakın, benzer olmaması, bunlar gibi erkek için kadın, kadın için erkek elbisesi olmaması vesaire, bunlar olacak. Ama tamam, bunların her bir ölçüsü tuttu ama ya ben olsam bu çuval gibi şeyi böyle giymezdim. Yani bunun bir dikişi ise, dikilecekse daha özenli bir şekilde dikilmesi. Veya üzerine oturtacaksa daha özenli bir şekilde. Niye? Biz İslam'ın tanıtımında vitrinde biz varız. Bize bakanlar İslam'ı sevsin, İslam'ı yaşama iştiyakı gelsin. Yani yok canım, bu İslam buysa ben bunu almayayım, kalsın. Bu bana birkaç gömlek dar, zor geliyor, insanları işte bu konularda sıkıyorsunuz dedirtmemeli. Ne olmalı? Onun da bir estetiği. Yani tesettür tabii ki farz olan Allah'ın emrini yerine getireceğiz. Ama tesettürün, farz olan tesettüre bizim bürünmemiz, ister ev içinde yakın akrabalarımıza veya komşularımıza, misafirlerimize karşı, aynı cinsten tabii ki olsun, istersem yabancı mahremlere, dışarıya karşı çıkacağımız elbiselerle olsun, tesettüre bürünürken bunun bir estetiği tabii ki olmalı. Bunun bir güzel, özendirici tarafı. Yani en azından imkanlar nispetinde ikrah ettirmemeli. Yani
Ben bunu yapamam. Ben böyle şeye gelemem. Ben bu çuvalı giyemem dedirtmemeliyiz. Yani tabii ki burada insanlar imkanları nispetinde illa işte şöyle kaliteli olacak, böyle pahalı olacak değil. Temizliğine dikkat etmekle, işte ölçülerine dikkat etmekle, zarafeti yakıştırmakla, yani geceyle gündüz gibi kışın yaz rengi elbiseler, yazın kış rengi elbiseler veya hiç uymayacak absürt şeyler belki neden ona tesettürü riayet etmiş olabilirsin. Ama bir de işin uyum tarafı var. Onu da insan şey yapması, takip, dikkat etmesi de önemli. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir seferden dönüşte sizler kardeşlerinizin yanınıza gitmektesiniz. O halde bineklerinizi düzeltin. Güzel elbiselerinizi giyin ve ta ki insanlar arasında al benek gibi görünün. Çünkü Allah çirkin sözü de, çirkin işi de kişinin kendini bunları yapmaya zorlamasını da sevmez. Yani illa biz çarşaf cübbe giydik diye böyle haşlanmış lahana ne olur? Buruş buruş olur. Böyle giyeceksin diye bir şey yok. Yani cübbenin de bir ütüsü olur, oturması olur, albenisi olur veyahut da çarşafın da bir tarafı böyle sarkmış etmiş ha. O bilmem böyle olmadan yani onun da bir ha bu albeni ama albeni elbiseye yönelik hani içindekinin güzelliğini teşhire yönelik olmamalı. Yani kadının kendi güzelliğini dışarıya yabancı erkeklere yansıtan değil. Ama onu gören bir bayan da ben de böyle dış elbisemde bak ne kadar güzel. Ne kadar güzel. En güzel şekliyle o çarşafının içinde rahat özgürlüğünü yaşıyor. Halbuki biz daracık elbiselerle işte bir rüzgar estiğinde veyahut da efendim bir yabancı insanla yan yana olduğunda acaba şuram mı açık verdim, buram mı frikik verdim, bilmem ne bunun işte telaşını yaşayıncaya kadar diye böyle düşünürken ama bak bu kardeşimiz, bu hanım kardeşimiz çarşafının içinde benden daha rahat, benden daha özgür. Çünkü onu bir muhkem kale gibi koruyan bir örtüsü, dış örtüsü var ve onun içine sığınmış, o kalenin içinde muhafaza altına alınmış dedirtmeliyiz. Yani burada tabii ki İslam sadece dışarıdan birilerinin böyle güzel görsün, güzel tanısın, güzel bilsin değil. Allah güzel gördüğü şeyleri, Allah'ın beğendiği şeyleri tabii ki kulların da beğenisi için ne yapmamız lazım? İmkanlar nispetinde kullanmamız lazım. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem adi ve bayağı kılık kıyafeti, kötü görünümlü durumu, görünüme önem vermekte ihmalkarlığı ve hırpaniliği, yani şeyi, paçözlüğü, kötü kokmasını, görünüşlerinin böyle ikrah ettirici olacak derecede işte sakallar, bıyıklar iç içe girmiş, ağzına buruna karışmış, ondan sonra işte el iç kokularıyla, ayak kokularıyla vesaire veya elbisede görüntü, dış görünüşlerde bunların her birine dikkat etmiş. Cuma gününde giyilmesi gereken cumaya has elbiselerin daha bakımlı, daha temiz, daha yani imkanı olan kardeşlerimizin cuma gününde özel bir cumalık elbise, bayrama özel elbise nasıl giyiliyorsa o cuma da bir bayram olup onun havasını, neşesini hissettirmek için giyilmesini tavsiye etmiş. Hatta durumu olduğu halde giymeyen bir sahabeye de bu konuda ikaz etmiş ve onu tabiri caizse azarlamış. Yani Allah güzeldir. Yarattığı kulunun üzerinde nimetlerini görmeyi, güzelliklerini görmeyi sever buyurmuştur. O yüzden tüm Müslümanların böyle bir estetik anlayışı da olmalı. Yani güzel anlayışı içinde olmayı emrettiği gibi özel olarak da Müslüman kadının kılığı, kıyafeti, görünümü, şekli konusunda da belirgin vasıflarının olmasını kendine karşı, Müslüman bir kadının kendine karşı yapması gereken vazifeler arasında saymıştır. Çünkü bu hem kendi hayatına, hem kocasının hayatına, hem çocuklarına, hem onu takip eden yakınlarının hayatına ne yapar? Bir güzel tanıtım olma noktasında bir katkı sağlar. Yani Müslüman kendisiyle ülfet edilen, kendisiyle anlaşılabilen, kendisiyle diyaloğa geçilebilen insandır. Kendisinden bir şeyler istifade edilen, alınan insandır. Yoksa ben böyle olmam, ben bunun gibi
asla olamam. İslam buysa veya Müslümanlığı yaşamak buysa kalsın, benden uzak kaçsın dedirtmeme mantığı demektir bu. Yoksa biz İslam zaten güzel. İslam zaten en güzel kuralları, kaideleri, esasları her yönden koymuş. Ama biz bunları o estetik anlayışı içinde o Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bizden istediği şekliyle uyarsak ne olur? O zaman biz o güzelliklerle kendi kalitemizi artırmış oluruz. Zeki bir Müslüman, olgun bir Müslüman kadın ne yapar? Kendisinin hem beden sağlığına dikkat eder, hem akıl sağlığına dikkat eder, hem ruh sağlığına dikkat eder. Bedeni sağlığıyla alakalı gereken işte neyse yapması gereken önlemler, alınması gereken tedbirler. Yani işte Müslüman bir kadın illa çok kilolu olacak. Ne bulsa önüne geleni yiyecek veyahut da efendim ölçülerini kaybedecek. Bu bir kere ne bulsa yeme mantığı. Yani abur cubur yemek, kilo alacağını şey yapmama bizim dinimizde de yok. Yani üçte birini yemeğe ayır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Üçte birini suya ayır, üçte birini de nefes al. Sağlıklı, fit kal. Yani ölçülerini ne yap? Kaybetme. Allah'ın vermiş olduğu bedeni bozma. Çünkü onu bozduğun ve o bedenin ölçülerini de o bedene karşı olan görevlerini de ihmal ettiğin zaman bir takım rahatsızlıklar başlıyor. Önce bedensel rahatsızlıklar nedir? İşte kalp, tansiyon, kolesterol, işte ondan sonra şeker, damar tıkanıklığı vesaire al başına hastalıklar. Hepsinin temelinde de ne var? Bedenine karşı yapmamız gereken sorumluluğu yerine getirmeyişimiz var. Yani niye Allah'ın emretmiş olduğu şekilde israf etmeden yeseydik? Havasına, suyuna, ondan sonra gazına, mazotuna neyse buna dikkat ederek yemiş olsaydık ne olacaktı? Sadece nefsimizin açlığı belki, nefis dediğimiz şey, o açlık doymaz. Nefse sen ya fil kadar da yedirsen gene bir saat, iki saat sonra bir başka bir şey gördüğün zaman gene o bir şeyler isteyecek demektir. Ama bana sağlığım için, belimi doğrultmam için, ayakta kalmam için bedenime yeterli olan gıdadır. Bundan ötesi benim bedenimi de ruhumu da veya işte sosyal statümü de etkileyecek, rahatsız edecek bir şeydir. Yarın bir gün ondan sonra ne oluyor? Bir bakmışsın hastalıklar, maddi hastalıklar bir yanda, öteki taraftan görüntü kirlilikleri bir yanda, bir taraftan. Bunlara da Müslüman kadın dikkat edecek. Yani tutup da yani Müslüman olmamız, Müslüman İslamiyeti yaşıyor olmamız, bir takım şeyleri tamamen böyle kendimizi salıverip ondan sonra vazgeçip artık dünya ile benim ne alakam var ki? Dünyadan benim böyle bir beklentim. Tamam, dünya ile senin alakan yok ama dünyada yaşadığın sürece dünyanın sevgisi kalbine girmesin. Dünyada yaşadığın sürece de dünyada kalmanın ve insanlarla olan münasebetlere sağlıklı bir şekilde riayet etmek vazifemiz. Dünyada yaşıyoruz. Ömrümüzün bitinceye kadar ki olan süresinde, ecelimizin gelinceye kadar ki olan süresinde ne yapacağız? Rabbimiz bize nasıl beden sağlığımızı, ruh sağlığımızı korumamızı istemişse onlara riayet edeceğiz ki sağlıklı bir İslami yaşantıya sahip olabilelim. Evet. Selamun aleyküm hocam. Arkadaşımın kızı Anadolu Lisesi'ni kazandı. Okumak istemiyor. Babasının korkusundan mecbur kaldı yazılmaya ama gene de istemiyor. Ne yapacağını şaşırmış. Sizin görüşünüz nedir? Nelerdir? Allah'ım razı olsun. Evet. Kitabın ortasından konuşuyoruz biz. Kıyısından, kenarından böyle dönerek değil. Şimdi bir kız çocuğu lise çağında 14-15 yaşında akıl bali olmuş, mükellefiyetleri, sorumlulukları başlamış, namaz kılma, başını örtme, dışarı çıkarken insanlara karşı, yabancı erkeklere karşı vücudunun azalarını el yüz müstesna örtme sorumluluğu başlamış. Farz olan ibadetler artık ona karşı tahakkuk etmiş. Haramdan sakınmak, harama milleti düşmemek, kendisi de harama işlememek, günaha düşmemek sorumlulukları başlamış. Böyle bir durum şimdi bu söz konusu. Bir de bir ortam ki diploma alacağı bahanesiyle bugün çocuklarımız gelecek istikbal vaat etmesi, elinde bir işi imkanı olsun derken
Bunları elde edinceye kadar ilkokulda 8-9 yaşına düşmüş sigaraya başlama, sigara içme. 9 yaşında, 8 yaşındaki çocuklar arasında yapılan deneylerde, TÜİK raporlarında çocukların, bu yaş çocuklarının, ilkokula giden çocukların sigarayla tanıştığı, en az bir kere olsun sigara içtiği ve devamı geldiği çağlar deniyor. 11, 12, 13 yaşlarında ise özellikle büyük şehirlerde okuyan çocukların bu çağda içkiyle ve uyuşturucuyla tanıştığı çağlar. Akıl bali olma devresinden sonra ortaokul ve lise dönemlerinde ise artık bu çocukların başka günahlarla da tanışma ilk adımını attıkları mekanlar olma durumu söz konusu. Allah muhafaza. Yani şimdi okullarımız tabii ki sağlıklı bilgi versin, diploma versin, gelecek vaat etsin. Bu ama ne kadar bizim çocuğumuzun geleceğiyle alakalı dini hassasiyet, işte namus hassasiyeti, işte bizim gözetmiş olduğumuz anne ve babaları olarak gözetmiş olduğumuz harama düşmeme, günah işlememe hassasiyetiyle alakalı ne kadar koruyucu olabiliyor, ne kadar engelleyici olabiliyor? Yani bizim okulumuza teslim ettiğiniz çocuğunuzu hiç gözünüz arkada kalmasın. Biz hiçbir günaha düşürmeden, hiçbir yanlışa saptırmadan sonuna kadar muhafaza eder ve koruruz diyemiyor hiçbir öğretmen. Yani hocam diyor, bir müdür arkadaşımız diyor ki, okul müdürü, kız çocuğu diyor, gelinlik kız çocuğu 16-17 yaşında, gene o çağdaki tam ateşinin beynine vurduğu bir zamandaki erkek arkadaşının omuzlarına çıkıyor, omuzlarında. Beni alacaksın, okulun ikinci katından dördüncü katına çıkartacaksın, oradan şey yapacaksın, sen benim merkebimsin diyor. Bunu çocuk koşarak çıkartıyor, koşarak indiriyor. Oğlum yapmayın, kızım yapmayın, bakın bu burası okul falan dediğimiz zaman diyor, hemen annesi ertesi gün geldi, benim çocuğum, benim kızım özgür yaşadı, özgür yaşıyor. Kimse ona karışamaz. Sen de müdürsen müdürlüğünü bil, eğitimini bil. Yoksa seni falan televizyona veririm, filan gazeteye veririm, Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayet ederim, görevinden alır, bilmem nereye sürdürürüm diye şikayet ediyor. Benimle diyor kavga gürültü ediyor. Yani yaka paça, eğer uysam diyor birbirimize gidiyor. Ve bu diyor annesi babası başörtülü olan, annesi başörtülü olan kişilerin içinde bile olabiliyor. Bu sefer biz ne yapıyoruz hocam diyor. Ne yapıyoruz? Baktık ki diyor, çocuklar böyle bir hal. Ötekini, birini dur desen öteki aynı. Birini dur desen öteki aynı. Ne hali varsa görün. Yani soruşturma geçirip başımız iş açmaktansa, çocuklara bir laf söyledin diye, ondan sonra bir iki ifade söyledin diye böyle medyatik olup bilmem soruşturmalarla uğraşıncaya kadar diyor, alın ne hale başınıza çalın dercesine bırakıyorsun diyor en sonunda. Belli bir şeyden sonra diyor yıpranıyorsun ve sen de bırakıyorsun diyor. Ve bu maalesef böyle. Şimdi bu ortamda ne kadar güvenilir, ne kadar arkada gözümüz kalmayabilir? Ha, sen kendi çocuğuna güvenirsin ama yani artık o ortamlarda nice insanlar cep telefonu için, cep telefonunun kontrolü için efendim, yani hele okul öncesinde, okul sonrasında veya okul esnasında çocuğunu sen okula gönderdiğini zannediyorsun. Bir bakıyorsun okuldan son saati, son dersi kırıp parkta, bahçede, kafede, işte pastanede buluşuyor. Buna kimse, eskiden toplumu öğretmenler, imamlar ve muhtarlar yönetirdi. Yani yönlendirirdi en azından. Bir öğretmen çocuğunun sigara içtiğine de karışabilirdi. Sadece okul içinde değil, sadece sınıfında değil, mahallesinde, sokakta, caddede, nerede görse kimse öğretmeninin kontrolünde olduğunu bilir ve yani onu rahat rahat böyle sigara içecek, rahat rahat istediği gibi takılacak, ondan sonra böyle alelade, ukalaca hareketler yapacak, böyle bir şey olmazdı. Niye? O anne baba
hemen müdahale haberi olurdu babanın. Senin oğlun bugün falan yerde yanlış işler peşindeydi. Senin kızını falan yerde gördüm. Bak falanca efendi, filanca hanımefendi dikkat et. O çevre, o kişi, o ortam doğru bir yer değil. Çocuğunuza dikkat edin. Yani gerekiyorsa kulağını çekerdi öğretmeni. Kulağını çekerdi. Sen bunu yapamazsın. Bu ortama giremezsin. Bunu içemezsin, yiyemezsin, gezemezsin böyle derdi eskiden. 30-40 sene önce. Ama şimdi kimse kimseye bir şey diyor. Hatta kendi çocuğuna bir şey diyemiyor. Oğlum akşam 10'da gel eve, 11'de geldiği zaman, 11'de gece 11'de eve geldiği zaman öpüp başına koyuyorsun. Niye? 10 sınırlaması yaptım. Zaten ben onu 11'de gelsin diye şey yapmıştım. O da 11'de geldi. Bizim ayarımız tuttu. Daha fazla geç kalırsa, oğlum veya kızım geç kalırsa belki tehlike arz edebilir. O da şu anki endişelerimiz, bizim endişelerimiz sadece çocuklarımızın can güvenliği ile alakalı. Yani çocuklarımız hayatta mı? Hayatta. Canı sağ mı? Sağ. O zaman işte başka bir ya dinini yaşamış, yaşamamış, harama düşmüş, düşmemiş, işte namus sıkıntısı olmuş, olmamış, bir takım endişeler, onlar artık aşılan şeyler. Bu kadar şeylere artık takılmaya gerek yok. Bunlar bugün de günümüz şartlarında birinci dereceden böyle dert edinmemiz gereken şeyler değilmiş gibi hareket ediliyor toplum içinde. Yani adamın çocuğu zina da etse, içki de içse, kumar da oynasa, uyuşturucuya batağına da batsa, daha lise çağlarında veya ortaokul çağlarında herkesin böyle diyor, herkes böyle. Sırf benim çocuğum böyle değil ki. Yani belki çaresizlikten, belki imkansızlıklardan veya ilgisizlikten, alakasızlıktan ama maalesef bugün toplum bu hale geldi. Yani eskiden annenin babanın anında haber olup dedektör gibi kameralar da yoktu. Ama mahallesinden bir arkadaşı, bir adamın, bir kadının, bir arkadaşı kendi çocuğunu gördüğü zaman yanlış esnada bir sigara içerken, bir uyuşturucu çekerken, bir bilmem neyin peşinde gezerken, sinemada bile, sinemaya Texas Tom Mix şeyleri olurdu. Romanları bilmem neleri. Onlarda mesela sanki şey gibi yasak yayın elde edilmiş gibi eskilerden çocukluğumuzda hatırlıyoruz. Ne yapılırdı? Kaçak olarak, köçek olarak şey yapılırdı. Ve kaçak yayın, yasak yayın bulundurmuş gibi insanlar böyle çocuklar, gençler çekinirdi. O zaman tabii internet yok, bilmem böyle bir şeyler yok. Ama onu biliyordu ki anne baba görmese bile herhangi bir komşusu gördüğü zaman da aynı şekilde o çocuğa şey yapabilme, müdahale edebilme hakkı vardı. Öğretmeni zaten annesinden babasından daha, hocası daha öncelikli, eti senin kemiği benim anlayışıyla hareket edilir. Bu çocuğun sadece sen beynine motomot bir bilgi yüklemesi yapmak için sana vermedim denirdi. Yani sen buna fizik, kimya, matematik, astronomi şu bu bilgileri öğret. Böyle bir şeyden hani saksıya, çiçeğe su doldurur gibi, işte maşrabayla su döker gibi çocuğun beynine bu bilgileri koy. Daha başka bir şeye karışma. Bu çocuğun ruhi gidişatı, işte bunun terbiyesi, eğitimi, öğretimiyle alakalı, dini yaşantısıyla alakalı hiçbir şeye karışma denmezdi. Şu anda sen çocuğa matematiğini, fiziğini, kimyasını öğret, başka bir şeyine de karışma. İşin bu senin kardeşim. Çocuğumu üniversiteye hazırla, çocuğum diplomasını alsın, geçsin sınıfını, yeter. Dercesine bir anlayış var. O yüzden bu ortamda ne kadar sağlıklıdır, bundan sonrasında size bırakıyorum. Ben bunu daha fazla ne diyeyim? Evet. Allah'ın kayırsın. Ha, Efendi Hazretlerimiz ne buyuruyor bu konuda? Onu da söylemeden geçemeyiz. Mahmud Efendi Hazretlerimiz diyor ki bir kızım var. O da rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Üniversitenin bir kapısından bütün kainatın krallığını, sultanlığını verecek olsalar o üniversitenin bir kapısından girdirip ötekinden çıkartacaksın deseler vallahi razı gelmem diyor. Yani bu dünyanın sultanı olacaksın ama çocuğun üniversitenin bahçe kapısından girip içinden girip dışından çıkacak deseler mi razı gelmem diyor. O yüzden Rabbim bize medrese sevgisini aşılasın. Bu okul sevgisini, diploma sevgisini
medrese sevgisine, icazet sevgisine, Allah'ımızın razı olduğu ilimlerin, eğitimlerin sevgisine, terbiyenin, ahlakın sevgisine çevirsin. Peygamber ahlakında oğlun, kızın olsun mu? Olsun. Evliya ahlakında olsun mu? Olsun. Ama eşkıya olsun mu? Olmasın. Evliya olsun. Peki, oğlum kızım evliya gibi olsun ama eşkıya gibi bir gidişatın neticesinde olsun dersek, bu da bizi aldatır Allah muhafaza. O yüzden Rabbim hepimizin çoluk çocuğunu kayırsın. O güzel günleri bizlere tekrar eskilerde olduğu gibi ikram eylesin. Evet kıymetli izleyenlerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki programımızda sizinle olmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.